Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, ben Cennet. Bugün Osmanlı'dan bize miras kalan ve sadece iki malzemeden hazırlanan incir uyutması tatlısı tarifiyle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bunun için 3 su bardağı kadar süt kullanacağız arkadaşlar ve 10-12 adet kadar kurutulmuş incir kullanacağız. Evet, malzeme listemizi saydıktan sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? İncirlerimizi böyle bir derin kaba alarak üzerini kapatacak kadar sıcak su ilave etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet. İncirlerimizi böyle sıcak suyla üzerini kapattık arkadaşlar ve yaklaşık yarım saat 45 dakika kadar bekleteceğiz. Evet arkadaşlar. Güzelce incirlerimiz sıcak suda kabardı arkadaşlar. Şimdi suyunu döküyorum. Ve incirlerimizi güzelce incecik doğradıktan sonra kaba alalım arkadaşlar. Biz incirleri doğrarken sütü de ısıtmaya bırakıyorum arkadaşlar. Evet. İncirler yaklaşık 45 dakika kadar suda beklediler arkadaşlar. Gayet güzel kabarmışlar. Yumuşacık olmuşlar. Evet, doğramaya devam ediyorum. Bu tatlıyı arkadaşlar Osmanlı'dan bize miras kalmış bir tatlı. Ve genelde Ramazan ayında tercih edilir hafif olduğu için ama ben şu anda paylaşmak istememin sebebi son zamanlarda biliyorsunuz sağlıklı beslenme programını uygulamak çok trendde. Ve insanlar sağlıklı, doğal şeyleri yiyerek zayıflamayı benimsemiş durumdalar. Ben de bu tatlının böyle bir programa gayet güzel uyuyabileceğini düşündüm. Ondan dolayı tarifini paylaşmak istiyorum. Çünkü gerçekten sadece süt ve incir giriyor. Şeker falan hiçbir şekilde katkı malzemesi kullanmıyoruz ve gayet güzel tatlı krizlerimize karşılayabilecek lezzetli bir tatlı oluyor. Evet, ben kalan incirlerimi de doğrayayım. Ve sütü de ocaktan alayım arkadaşlar. Evet, incirlerimizi doğradık. Güzelce sütümüz de böyle kontrol ettiğimiz zaman sıcak ama elimiz dayanacak kadar ılıktan biraz sıcak olması gerekiyor arkadaşlar. Tıpkı yoğurt mayaladığımız zaman ısısını ayarladığımız gibi ısıyı ayarlamamız gerekiyor. Şimdi böyle blender mümkün olduğunca evet, bu işlemi de yaptık.
Çok ince kıymak istemiyorum. Çünkü ince tanelerin içinde birazcık görünmesini istiyorum arkadaşlar. Şimdi böyle yavaş yavaş tenceremize karıştıralım. Şöyle böyle alıyorum. Bunun için şöyle teli kullanabiliriz. Parti parti yapmakta fayda var. Hepsi güzelce dağılsın diye. Şimdi son kalanını da şöyle aktardıktan sonra sütü güzelce karıştırayım. Evet arkadaşlar, güzelce karıştırdım. Şimdi kıvamını da göstereyim size. Bu şekilde oluyor. Şimdi herhangi hoşunuza giden kaplara bölüştürebilirsiniz. Ben bunları uygun gördüm. Şöyle sırasıyla. Burada bırakmayalım. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Bu şeker kuplarımızın üstüne böyle kapatıyorum arkadaşlar ve tıpkı yoğurt mayaladığımız zaman yaptığımız gibi üstünü bir bezle, uygun bir bezle kapatarak yavaş yavaş soğumasını, mayalanmasını bekleyeceğiz. Evet, şöyle bunu da göstermek istedim. Evet, kapağını kapattık ve uygun bezle kaplarımızı şöyle sıcak bir yerde muhafaza ediyoruz. Evet arkadaşlar, incir uyutmamız hazır. Üzerini kapattıktan sonra arkadaşlar yaklaşık 2 saat kadar beklettim. Daha sonra bezini üzerinden kaldırarak kapattığımız kapağı da kaldırdım ve dolaba bıraktım. Şu anda bakın ne kadar katı olduğunu görebiliyorsunuz. Hiçbir şekilde bir katkı malzemesi karıştırılmadı. Evet, şimdi son dokunuşlar yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Cevizlerle narla süsleme yapacağım. Siz içinizden nasıl geliyorsa öyle süsleyebilirsiniz ya da sadece böyle de servis edebilirsiniz. Gerçekten çok güzel görünüyor. Ama sütle incir tadına ceviz gerçekten çok güzel yakışıyor. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şöyle. Biraz daha bırakalım.
Heyecandan sesim gitti. Evet, şöyle de ağırlar şey istiyorum. Çok şık bir tatlı oluyor arkadaşlar ve gerçekten çok hafif oluyor. Normalde hafif olduğu için Ramazan ayında tercih ediliyor. Ama zayıflama diyetindeyseniz, yani sağlıklı beslenme programı uyguluyorsanız, bu tatlıyı gerçekten abartmadan ama tüketerek, hem tatlı yiyerek hem de zayıflayabilirsiniz sağlıklı olarak. Evet arkadaşlar. Eğer tarifi siz de benim gibi beğendiyseniz arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorumlara fikirlerinizi yazmayı ihmal etmeyin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.